أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri bir kere daha sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş günleri olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âli ashabına da sonsuz salat ve selam olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurur. Yani, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki hatalardan, yanlışlardan, eksikliklerden korunasınız diye buyurur. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi buyurduğu hadis-i şerifinde her kim inanarak ve mükafatını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını oruçlu geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diye dikkatlerimize sunar. Oruç ibadeti, ibadet olması hasebiyle onun makbuliyetini etkileyen bir takım hususlar vardır. Buna dini literatürde orucu bozan haller denilmektedir. Peki bu orucu bozan haller nelerdir? Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat yani alışkanlık haline getirilmiş olan her şeyi içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Bununla birlikte orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar vardır. Bunlar nelerdir? Efendim, yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun sadece kazası gerekir. Ayrıca abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek içmek, çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi alışkanlık haline getirilmiş olmayan ya da toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup sadece kazasını gerektirir. Ramazan ayında bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır. Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar ve dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse, yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken
güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kaza gerekir. Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla ya da gece niyetlenmeyip gündüz niyetlendikten sonra gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Orucu kasten bozmanın hükmü nedir? Orucu kasten, yani herhangi bir mazereti olmaksızın bozmak, Ramazan ayının hürmetine saygısızlık ve büyük günahtır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını ifade buyurmuştur. Oruç kefareti, iki kameri ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kaza edilmesi gerekir. Yani 2 ay artı bir gün diye bir ifadeyle söyleyecek olursak halk arasındaki tabiriyle 61 gündür. Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yiyip içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu Allah Celle Celaluhu yedirip içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar, temizler ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğu hatırlatıldıktan sonra midesine bir şey inecek olursa orucu bozulur. Bir diğer husus kıymetli kardeşlerim, diş fırçalamak orucu bozar mı? Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin imsaktan önce ya da iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun görülmüştür. Bir diğer husus, kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun, kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez, her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur. Bununla birlikte kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye kefaret değil, gününe gün kaza etmesi gerekir. Bunlarla birlikte kıymetli kardeşlerim, son günlerde özellikle hem ulusal basın organlarını meşgul eden hem de kafalarımızı kurcalayan bir mesele var. Deniliyor ki efendim, koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Şunu bir kere hatırlatmak isterim ki bu fetva yeni verilmiş bir fetva değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bundan yıllar önce verdiği bir fetvaya istinaden tekraren hatırlatılmıştır. O fetvada denilmektedir ki, vücuda normal yollardan girmeyen ve vücudun kuvvetlenmesini de sağlamayan herhangi bir ilacın veya bir iğnenin vücuda zerk edilmesi orucu bozmaz. Ancak damar aracılığıyla giren serum, kan gibi şeyler orucu bozar denilmiştir. Hemen yine şunu da hatırlatayım. Bu da
bugünlerde sıkça sorulanlardan, işte KOA hastalarının yahut da astım bronşit hastalarının kullandığı hava, şeker hastalarının kullandığı insülin, kalp hastalarının kullandığı dil altına alınan isordil gibi şeyler, isordil hapı gibi şeyler orucu bozar mı diye soruluyor. Efendim bunlar da yapılan tetkikler neticesinde gerek spreyle, gerek insülinle, gerekse o dil altına alınan hapla vücuda çok küçük şeylerin girdiği tespit edildiğinden dolayı orucu bozmayacağı yönünde hüküm belirtilmiştir. Yüce Rabbim bizden emrettiği oruç ibadetini kurallara riayet ederek yerine getirmeyi nasip eylesin. Sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Şifa ayı olan bu Ramazan'da oruçla şifa bulmayı da bizlere nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.